tam bir aydır Hatay halkının oylarıyla bu meclise girmeye hak kazanmış. Hatay'dan 75 binin üzerinde oy almış milletvekilimiz Can Atalay'ın haksız, hukuksuz, adaletsiz bir biçimde esir tutuluyor. Tam bir ay oldu. Çok uzun değerlendirmeler yapabiliriz ama tek cümle söylemek gerekirse Can Atalay bir an önce serbest bırakılmak zorunda nokta genatalar bir an önce serbest bırakılmak zorunda. Yani Adalet Bakanının yorumu falan gerçekten hiç ama hiç önemli değil. Anayasa var. Anayasa hükmü açık, durum net. Milletvekilimiz derhal tahliye edilmelidir. Soma'da, Ermenek'te, Çorlu tren katliamında, Aladağ faciasında, Gezi Parkı'nda ve nice toplumsal davada sevgili can hiç durmadan çalıştı ailelere, yakınlarını kaybedenlere, mağdurlara, ezilenlere omuz verdi. Onları savundu. Bu sürecin sonunda genel seçimlerde bu ülkede yaşayan yurttaşlar Can Atalay'a bir görev, bir sorumluluk daha verdi. Şimdi daha önceki görevlerinin, sorumluluklarının bir devamı olarak Can hapisten çıkmalı, esaret bitmeli ve Hatay halkının mücadelesine katılmalıdır. Orada açgözlü müteahhitlerin umursamaz hükümetin çaldıkları için hayatlarını kaybeden yurttaşların mücadelesini sürdürmelidir. Biz seçim sonuçlarını pek çok açıdan tartışıyoruz, pek çok açıdan değerlendiriyoruz. Seçim sonuçları ne olmuş olursa olsun, burası Dingon'un ahırı değil. Bu ülkede halen yürürlükte olan bir anayasa var ve biz bu anayasanın gereğinin derhal yapılmasını talep ediyoruz. Öyle o ne istiyor? Bu ne düşünüyor? Kimin keyfi ne diyor? Bunların hiçbir hükmü, hiçbir önemi yok. Açık söylüyorum biz istiyoruz diye de değil. Hatay halkı bir karar verdi, iradesini ortaya koydu ve bunun gereğini yapmalılar. Yani daha bir hafta olmadı. Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacaklarına, anayasanın bağlı kalacaklarına, hukukun üstünlüğüne, temel insan haklarına, namusları ve şerefleri üzerine yemin ettiler ya. Maalesef Can onlar engelledikleri için gelip yeminle edemedi. Ama 599 tane milletvekili bu değerler üzerine yemin etti. Şimdi o yemin eden bütün milletvekillerine çağrı yapıyor. O yeminin gereği şimdi hep beraber Can Atalay'a özgürlük demektir. O yeminin gereği seçilmiş bir milletvekilinin Hatay halkının iradesinin gasp edilmesine karşı ses yükseltmektir. Bu asla sadece bizim talebimiz değildir. Bu sadece Türkiye İşçi Partilerin talebi değildir. Bu Türkiye İşçi Partisi'ne oy versin vermez. Başta Hataylar olmak üzere bu ülkede milyonlarca yurttaşın ortak talebidir, ortak isteğidir. Gereğini yerine getirmesi lazım. Şimdi biz bu talebi yerine getirmek üzere meclis başkanından geçtiğimiz hafta randevu talep ettik. Belki üstlendiği görev nedeniyle konuyla bizden daha fazla ilgilenmesi gereken meclis başkanı henüz randevu talebimize bile bir yanıt vermedi. Bir ay değerli arkadaşlar bugün itibariyle tam bir aydır bu ülkenin seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen daha önceki Anayasa Mahkemesi ve yargıtay kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Hiç kimse bunu sineye çekeceğimizi, bu hukuksuzluklara, bu Anayasanın ayaklar altına alınma girişimlerine sessiz kalacağımızı, bunlara alışacağımızı beklemez. Daha dün Silivri'de sevgili Can'la beraberdik. Maalesef. Parlamentoda temsil edilen bir siyasi partinin genel başkanı olarak bir milletvekili arkadaşımla görüşebilmek için cezaevi ziyaretinde bulunmak durumundayım. Bunu kendisi bile başlı başına bir skandal değil mi değerli arkadaşlar? Bakın eğer korktukları şey depremde işledikleri suçların üzerine gideceği ise, canın o kararlı duruşunu daha önceki davalarından bildikleri için başımıza bir bela almayalım diye düşünüyorlarsa, başlarına çok daha büyük bir bela alacaklarını buradan açık ve net olarak ifade ediyor. Her hal ve şartta Türkiye İşçi Partisi başta Hataylılar olmak üzere bu ülkedeki yurttaşlara verdiği her sözü tutacaktır. Can cezaevi koşullarında bile milletvekilliğinin gerektiği görevleri elinden geldiğince yapmak üzere zaten hazırlıklarına başladı. Onun şu andaki beklentisi cezaevinden tahliye olur olmaz Hatay'a ulaşmaktır. Oradaki yurttaşları dinlemek, oradaki yurttaşlarla yapılacaklara ilişkin akıl birliğine varmak ve derhal üstlendiği görevin yerine getirmektir. Ha bunu engelledikleri durumda cezaevinden milletvekili faaliyetlerine devam edeceğini de herkes biz. Şu anda çeşitli soru önergeleri Hatay'la ilgili başta, kent suçlarıyla ilgili, bu ülkedeki adaletsizliklerle ilgili, üzeri örtülen katliamlarla ilgili araştırma önergelerine, soru önergelerine çoktan çalışmaya başladı zaten. Yani zaten koca bir hapishaneye dönmüş bir ülkede daha küçük bir hapishaneye bizi soktuğunuz için halka karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyeceğimizi düşünüyorsanız hayal görüyorsunuz. Önümüzdeki hafta sonu ben gidiyorum Hatay'a. Can'ı bırakmazsanız ondan sonraki hafta Ahmet gider. Ondan sonraki hafta Sera gider. Üçümüz beraber gideriz. Ama Hatay halkının sesini, Hatay halkının mücadelesini her hal ve şartta büyüteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmaz. Şimdi mecliste komisyonlar oluşturuluyor. İktidarın ayak oyunlarını falan halkımızın takdirine bırakıyor. Buradan ilan ediyorum. Can Atalay Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyeliği için adayımızdır. Bu utanç da size düşsün. Meclisin İnsan Hakları Komisyonu üyesi bir milletvekilini cezaevinde tutmaya bu utancı ortak olmaya devam edebilecekler mi? Çok merak ediyorum.